Şöyle bir düz kitabı alıp böyle tıkır tıkır okumayı biz öyle yapmıyoruz. Asaymusa gibi yapıyoruz mantığı. Toplama yapıyoruz. Toplama bir konuyu alıyoruz. Külliyatta ne denmiş? Ondan sonra külliyatta bu mevzuya ne demiş? Bir, ağacı düşüneceksiniz. Çekirdek. Çekirdekte madde, frist yapacaksın. O konuya sorular sor. Hiddet nedir, ne değildir? Niçin Allah yarattı? Hiddetin nimetin hangisi olur? Hiddetin ifratı nedir? Soruları sorarsan kendine, el suali nisvilin. Sual sormak ilmin yarısıdır. Ondan sonra girişi böyle yap. Maddele. Sonunda zaten dersi filisteliyorsun. Ortasında mesela hiddet taramaya gir. Külliyatta hiddet nereden geçiyor? Onu Siyak ve Sibak'ın oku. Yani hiddet tamam bize gider mi bu? Onda o paragrafı al, koy. Ama tasnif et. Yani uçuk aralarına kopuk mevzular olmasın. Yani bir de diyelim ki divan hiddeti bir araya getir. Kalben hiddet nedir? Ruhen hiddet nedir? Ailede hiddet ne olur? Dolayısıyla bir çekirdek gibi frist yapıyorsun. Meyve gibi hulasa ediyorsun dersi. Ağacın detayı gibi. Ondan sonra nedir o? Bizim derdimiz şu. Dima, kafa, vicdan veya kalp, ruh, fiil. Dört tane. Dima, kalp, ruh, fiilde nasıl olur? Onların sorularını, soruyu sor, cevabını külliyatta bulursun. Çünkü külliyatta bir şey bulabilmenin yolu nedirin yanında ne değildir? Soru sormak, soru sorarak. Böyle düz yaptın mı? Yani o şey olmuyor. Bize gene ülfet bu şeyine sarıyor bizi. Ya olur mu ya? Kur'an'da ülfet oluyor da Risale'de ülfet olmaz mı? Ortada bir vaka var. Koca Nur camiası var, dünyası var. Ülfetle sarılmış. Ülfetten çıkmaya çalışıyoruz. Yani ben mesela başta ülfet hastalığına, belasına, kuyusuna, hapishanesine girmek istemiyorum. Ülfet. Yani mesela ülfet nedir diye belki yeni arkadaşlar da vardır. Birinci söz. Derste gittin. Aa, iki asker varmış. Dört kıyı çantası varmış sırtında. Yani böyle okursam bizi ülfete sarar. Dört kıyıyı sor. Dört kıyı çanta. Niye beş değil, üç değil? Tamam mı? Ondan sonra dört hakikat. İşte ağacı düşünün. Çekirdek gibi, meyvesi gibi, ağacın detayı zahiri. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu ağaç. Batını arkadaki işleyen enfusi tarafı. Evet, ahiri böyle fazla kalite ister mi? Bak, bu yapan arkadaşlar var. Namaz hakkında yaptı kardeşimiz efendim. Bu kara meşeler çok ilginç şeyler yaptılar onlar. Bu akşam da öyleydi. Çok güzeldi. Hem bunun içinde ahlak vardı bu akşam. Psikoloji vardı, terbiye vardı, otokontrol vardı. Nerede hata yapıyorum? Çok güzel şeylerdi. O zaman yani fazla bir şey istemiyor. Konuştuğuma bakmayın. Zor bir şey değil yani. Mesela diyelim ki bir tane arkadaş dese ki ailede huzur nasıl olmalı? Veya çocuk terbiyesi nasıl olmalı? Bir kere çekirdek gibi düşün. Çekirdekte ağacın bütün detay var ama oraya uygun. Frist yap yani. Çocuk nedir? Çocuk. Nereye kadar çocuk denilir? Sini bulu, sini rüşt nedir? Harun Papuççu yapabilir mesela bu çocuk terbiyesini çok. Bilmiyorum devrede midir şu anda. Sini bulu, sini rüşt nasıl olur? Onları ayırt edecek. Sonra sorularına külliyattan cevap verecek. Lemalarda ne diyor? Mektubatta ne diyor? Asay Musa'da ne diyor? Şualarda ne diyor? Sonra bitti, takdim yaptı. Hulasa ki kapatınca biz gideceğiz dersten. Ne elimize geçecek? Onu şey yapacağız. İşte külliyatta şöyle okunuyor. Bir, lugata bakmadan, lugata hiç bakmıyorsunuz yeni okuyanlar. Külliyatı şöyle bir bitir kardeş. Lugata bakma. Abi çok merak ediyorum. Lugata bakmayın. Sonra ikinci okuyuşta
lugata bakabilirsin. Size bir şey söyleyeyim. Erhaldanurdersi.com var galiba. Orada bunu 8 tane kural var. Arapçada 8 tane. Tefil, tefaul, istifal, tefaul. 8 tane yöntem var. Bunu ezberlerseniz külliyattan %80-90 kelime sorununuz kalmaz. 8 tane madde. Şimdi bir daha yapıyorum. Külliyatı hiç lugata bakmadan düz okuyorsun. 2. İkinci okuma lugatla bakarsın. 3. okuma, ya bu mevzu neredeydi ya, bu lemalar. O mektubat. Aç böyle kalemini, defter kitabın kenarına M. Mektubat 336 ile M. Geç mektubatta 336'ya gir. Bu konu burada çekirdek. Orada açılım. Veya burada işari, orada izah. Falan. Oraya da git, mektubat 336'ya. Oraya de ki lemalar 11. L 11. Atıflı. Ondan sonra ne yaptık? Birinci düz okuma, ikinci lugat okuma, üçüncü atıflı okuma. Atıflı orası. Sonra dördüncü madde, bu beni içsel nasıl yapılandırır? Yani bu mevzu içsel alemde neyime karşılık geliyor? Mesela diyelim ki çocuk terbiyesini çalıştık, tamam da çocuk kimdir yani? Çocuk kafalar diyor usta. Sakalı çıktı halde sakalı çocuklar diyor. Yani o kadın da dahil yani. Böyle yaşı gelmiş ama kafası çok arkadan geliyor. Yani tamam. İdraki düşük yani. Böyle. İçsel yapılanmada benim ne işime yarayacak? Bana faydası ne yani bu işin? Bu ders mesela bana ne katkı sağlayacak diye. Kendi tanık olduğun, şahit olduğun şeyleri aramaya çalış böyle. Böyle gidersin. Ama bunları da yeri unutmaman için, yerleri unutmaman için veya bir yere gittiğin zaman veya bir yerde o ifade etmek için istiyorsan o sayfaların cümlelerini manaya göre çiz. Altını barla da çizmek anlayışı kolaylaştırır diyor. Kendi kitabının altını çizebilirsin. Mesela Risale-i Nur niye kırmızıdır? Çünkü kırmızı ruhu aktif eder. Ruhla alakalı şeyleri kırmızıyla çiz. Akıl simgesi nedir? Göktür, kubbedir. Mavi ile yapıyorsun. Ondan sonra küre-i arz nedir? Şu dünya yüzü yeşildir. Küre-i arz 15. sözde küre-i arz kainatın kalbidir diyor. Kalbe ait şeyleri yeşille çiz. Hislere ait şeyleri pembe ile çiz. Ondan sonra böyle olumsuzluklar varsa böyle donuk şeyler, ama bu 3-4 tane renk yaptığımı, mesela fiiliyat varsa, mesela dışarı çıkan eylemde diyelim, nereden çıktıysa onun rengini kullan. Dima'dan çıktıysa mavi kullan. Yani altını çizerseniz, mesela şöyle diyeyim, ben göstereyim, durun. Bir göstereyim size. Bu şurada şey var. Gözüküyor mu Cahil'in şey? Gözüküyor. Şu kalın olan şey, mesela o kalem verir misin tabloda? Bak şimdi bu kalemle burayı, bu ne için mesela diyelim, şöyle yapayım bir daha başka yer. Siyah. Bununla çizilmiş şey varsa, mesela şurası. Bunlar ana tema, şarter. Şu şeylerle. Peki ne yapar? Bir, nakş olur. İki, mevzuya hakim olursun. Şekille o sayfa hafızana kalır. Derste veya bir şey düşünürken Kastamonu 110'da sol tarafta sarıyla çizmiştim. Hafızanda kalıyor. Ezberlemiyorsun bu. İçeriye almanın yöntemi. Bir şeyle nispet ediyorsun bununla. Öyle bir renkti falan. Ana tema. Mesela burada ne diyor?
Şurayı okuyun çıktığı yeri. Neyle çizdim? Bu paragrafın ana teması bu. Bu hasta. 2. Gaddar. 3. Bedbaht asrın bela ve vebasından. Zulüm ve zulmetinden. Aşağı in bak hep çizdiğim yer. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmese tehlike ihtimali var. Şimdi mesela ben şey yaptığım zaman burayı hatırlıyor. He, böyleydi. Hem o paragrafı ana fikri ezberlemiş oluyorum. Yani ezber değil, hafızamda kalıyor. Bu yaşlandıkça da unutmazsınız. Bu kalem de kalın da şey yapar. Böyle gaye ne biliyor musun? Biz külliyatı putlaştırmıyoruz. Külliyat gözlük gibidir. Gözlük ne demek? Ben gözde böyle yaparsam gözde bakıyorum. Gözlüğü takınca böyle ben külliyata bakmamın sebebi gözlüğe bakmamın sebebi gözlükle bakmaktır. Ben külliyatı okumamın sebebi peygamberi bu gözden nedir? Nasıl bir insandır? Kur'an nasıl bir kitaptır? Allah'ım nasıldır? Ha, adam der ki benim buna ihtiyacım yok. Eyvallah senin ama ben cahilim. Direkt Kur'an'la, direkt peygamberle muhatap değil. Olamıyor. Ben külliyatı okumamın sebebi, bütün samimiyetimle söylüyorum, gözlüğe takmamın sebebi gibidir. Göremiyor. Ah, onu görüyorum. Gözlük var mı? Çoğunlukla unutuyorum, kırıyorum. Abdest alırken gözlüğümü çok kırmış. Yok zannediyor. İşte aynı onun gibi ben külliyata böyle bakmak, iki tane göz, bir, iki. Böyle. Bununla Kur'an'a bakıyor. Kur'an'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, kainata, Rabbime, kendime. Onun için okuyor. Bu. Bu korumam lazım. Aynayı korumam lazım ki güneş bununla bende ifade ediliyor. Güneşten istifade edeceğim ama ben bu durumdayım. Bunu koyayım ki yansıtsın bana. Bu peygamberimi bana anlatıyor. Ya bile bu mu? Ben bununla tercih ettim. Bu gözlükle onu şey yapmak istiyorum. Onu görme, onu öğrenmeye çalışıyorum peygamberimizi. Tarikatla bakarsın. İlmi kelamla bakarsın. Beşeriyetle bakarsın. Şunla bununla bakarsın. Serbest bir dünya. Ya milletin böyle şey buna niye ihtiyaç duyuyorsun denilir de. Ya biz kimseyi gidin her yere gidin her yere bakın yapın kimseyle işimiz yok. Ya bu adam diyor niye Risale-i Nur başka bir şey yok. Kardeşim ben de sana ne ya? Benle ne uğraşıyorsun yani? Ben de sana ne ya? Ben seninle meşgul oluyor muyum? Yok. Gibi ama bu şeyler geldiği için sizin de kulağınıza gelir diye izah ediyorum. Ben niye devamlı bunu okuyorum? Kardeşim ihtiyacım var. Başı ağrıyan adam devamlı aspirin içer. Herhalde böbrek ilacı içmeyecek. Benim ihtiyacım var, senin ihtiyacın yok. Ne yapayım? Ha sen zikret, evrat çek, televizyon seyret, videolara gir, ne yapalım? Demek ki biz bunu gözlük olarak kullanıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bununla bakıyorum. Kur'an'a bununla bakıyorum. Bu Risale-i Nur gözüyle Kur'an'a bakıyorum. Vesselam. Demek ki bazı arkadaşlar da sormuş dini girenler külliyatı nasıl okuyalım? Böyle okumayı bana böyle gelmişti. Ben böyle uyguluyorum Rüşt abiden, o da Zübeyir abiden, ustad da herhalde. Barlada çizilerek okunması gerektiğini söylüyor. Altı çizilirse fehmi kolaylaştırır diyor. Ondan sonra lugatla, lugatsız, lugatla, sonra atıfla, sonra onu içsel alemimde karşılığını bulmayla, sonra ana temaları kalemle böyle kalın şeyle, kendi kitabı. Bunu biz basmayacağız. Bana ait bu. Yani sen kitabı, benim kitap kardeşim. Ben ruhumu bozuyorum da. Vesaire. Peki.